çağdaş ümmet sinek kaydı tıraşlı, yumruk kadar kravatlı, bütün azalarını belli edecek pantolonlu, garson kılıklı insan olmak. Çağdaş ümmet... Daha önceleri de ifade etmişti. Bugün Türkiye'de 3 çeşit din var. Alayvela, dalayvela, Kürt Mehmet nöbete diyar, burada bir tabir vardır. Ortada bunlar böyle çağdaşlık, çağdışlık derken 3 çeşit din ortaya çıktı. Biri halkın dini, avam halkın dini. Gidin Anadolu'ya, belki saf temiz ama inanç olarak, inanış olarak İsrailiyatla karışmış bir uygulama var. Bid'atlerin din diye tutulduğu babalar, dedeler din. Ataerkil bir din. Adam bundan vazgeçemiyor. Allame olsan sen, bütün kitapları önüne indirsen sen filancadan iyi mi biliyorsun diyor. Meseleyi kapatıyor. Üstüne de gidemiyorsun. Anlatamıyorsun işte. Geçen yine dün müydü konuştuk, soruluyordu yani. 7, 40, 52, Mevlid vesaire. Bunları dün müzakere etmiştik akşam. Bunlara dokundun mu millet seni suçluyor, dinimize dokundun diye. Bunlar büyük bir ibadetmiş gibi bu geceler, efendim 7. gece, 40. gece, 52. gece böyle mukaddes gecelermiş gibi milletin bunları bir sahiplenmesi var. Bunlarda böyle bazen farkında olmadan küfre varan anlayışlar da var. Ben çocukluğumda dinlerdim böyle, içimizde yaşlı ağabeylerimiz kusura bakmasın, yaşlılardan dinlerdim. Avam bunlar tabii. Bunlar da babalarından, dedelerinden dinlemişler. İşte efendim Hazreti Musa ile aleyhisselam Firavun arasındaki mücadele hepinizin malumu, Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. İşte iddialaşmışlar vesaire. Firavun da ilah olduğunu gösterecek ya, ispat edecek ben Allah'ım diyor haşa. O gece sabaha kadar Allah'a yalvarmış. Firavun Hazreti Musa da ben peygamberim diye yatmış uyumuş. Yani Allah Firavun'a mı yardım edecek, bana mı yardım edecek, ben Allah'ın peygamberiyim. Musa yatmış uyumuş, Firavun yalvarmış. Ertesi gün Nil'in başına gelmişler, Musa Nil'e yukarı ak demiş, akmamış. Firavun yukarı ak demiş, Nil yukarı akmış. Şimdi belki burada Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlatmak istiyor ama öyle bir anlatış tarzı mı insanı küfre götürüyor? Yahu dinin izzeti nerede kaldı yahu? Dinin şerefi nerede kaldı? Onu Firavun'a teslim etti, kiparalık etti. Firavun'u Allah'ın peygamberine galip getirdi. Böyle bir anlayış vardı yani halkta. Avam inanışı bu. Bunu değiştiremiyorsun. Sizin de gördüğünüz böyle vakalar vardır. Siz örnekleri çoğaltırsınız. Ben fazla meselenin bu cephesine girmeyeceğim. Bir din bu. Toplumda yaygın bu. Bizim analarımız, babalarımız hep bu dine mensup. İkinci din, çağdaş bir din. Sistemin dayattığı. 100 seneden beri rejimin bize dayattığı çağdaş bir din, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Bir kısmımız da bu dini kabul etmiş, bu dine inanmış. Onun için devlet başa kuzgunleşe devam etmiş bu. Üçüncü din, bir avuç inanan samimi Müslümanların Kur'an'dan ve sünnetten iktibas ederek İslam müştehitlerinin görüşlerini toparlayarak ortaya koymaya çalıştıkları hakikatin kendisi. Onları da birçok isimlerle günümüzde yaftalıyorlar. Şimdi biz bunların arasını bulmamız gerekirken, bu teslisi, bu üçlü inanışı ortadan kaldırmamız gerekirken, tevhidi hakim kılmamız gerekirken, bu üç farklı görüşü tevhid üzerinde birleştirmemiz gerekirken, kalkıp yine bunlara diyoruz ki kurtuluş reçetesi çağdaşlıkta. Çağdaş ümmet olun. Çağdaş ümmet sinek kaydı tıraşlı, yumruk kadar kravatlı, bütün azalarını belli edecek pantolonlu, efendim, garson kılıklı insan olmak. Çağdaş ümmet bu. Dinin ötesini berisini rutuşlamak, dinin bir bölümünü tarihsel sayıp geçmişte bırakmak, İmanı tamamen vicdanlara hapsedip insan gönlünden dışarı çıkarmamak. Çağdaş ümmet şuuru bu. Bunların çağdaş ümmet dedikleri böyle yapıyorlar şu an. Bu çağdaş ümmet diyor ki namaz duadan ibadettir. Salat dua demektir. Fiili bir harekete, özel bir mekana gerek yoktur.
Allah mekandan münezzehtir. Her yerden ona yönelebilirsin. Nerede canın istedi Allah'a dua edebilirsin. Mesele bitmiştir. Namazı tevil ediyor. İşte oruç toplumsal eşitliği sağlamak içindir. Öyleyse sen para ver, fakirlere yardım et. Onları da kalkındır, aç durmana gerek yok. Onunla seni eşitle. Zaten sıhhatin için belli diyetler yapman gerekiyor. Bunları yapsan kafi yani. O kadar uzun süreli aç durmaya gerek yok. Çağdaş anlayış bu. Çağdaş anlayışın tarif ettiği ilah Noel Baba. Herkesi rahmetiyle kuşatan, adeta cennette herkese hediye verecek. Böyle geyik arabalarıyla gelecek. Böyle bir Allah inanışı var. Çağdaşlığın tarifi bu. Şimdi biz çıkıp diyeceğiz ki çağdaş ümmet olalım. Çağdaş ümmet olmaya ihtiyacımız var. Peki biz çağdaşlaşsak Amerika kadar çağdaş olabilecek miyiz? Veya biz çağdaşlaştığımızda Amerika bize onay verecek mi, siz oldunuz diyecek mi? Bunun sınırı nereye kadar o zaman? Bu işin sınırı nereye kadar? Evet. Ya Rabbi, hepimize, hepimiz muhtacız ama ziyadesiyle kendini alim sanan bu ulamalara, bu birbirine saklamalara şuur ver, firaset ver ya Rabbi. İlimden nasipdar kıl bunları ya Rabbi. Evet. Biz bunların sıkıntısını çekiyoruz ya.